Şimdi bizim zaten hukuki olarak değerlendirdiğimizde hani tecrit sisteminin hem Türk hukukunda hem de uluslararası hukukta aslında kabul edilebilirlik bir yönü yoktur. Yani tecrit sistemi birçok ülkenin hukukunda zamanında yer almış. İşte dönemin Almanya'sının Naziler döneminde aynı zamanda işte farklı ülkelerde yer almış. Ama bunlar hukuktan çıkarılmış olan şeyler. Mesela tecrit sistemi çıkarılmış. Çünkü tecrit sisteminin kendisinin aslında çok fazla işkence yasağı olduğu ve ağır insan hakları ihlali olduğu kanısına varmışlar ve bunları hukuktan çıkarmışlar kendi hukuklarından. Ama Türkiye'de devam eden ağırlaştırılmış bir tecrit sistemi var. Döneminde işte Mandela'ya uygulanan, Gramsci'ye uygulanan ve şimdi de Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanıyor. Aslında üçüncü kişi diyebiliriz. Tüm dünya tarihine baktığımızda bu kadar ağır tecrit koşulları. Biz bunun hukuki olarak hiçbir şekilde kabul edilebilirliğinin olmadığını düşünüyoruz ve görüyoruz da aynı zamanda. Çünkü bunun hukukta herhangi hiçbir yeri yok. Bunun insan haklarıyla hiçbir yeri yok. Yani bir mahpusun avukatıyla görüşmesi kadar normal bir şey yoktur. Ailesiyle görüşmesi kadar normal bir şey yoktur. Ama İmralı Fethi Hapishanesi'nde şu an uygulanan mutlak bir tecrit, mutlak bir iletişimsizlik hali söz konusu. Bizde bunun kaldırılması ve bu işkence yasağına aykırı olduğundan dolayı biz de avukatlarıyla görüşmesi için böyle bir imza kampanyası düzenledik. Ama dediğim gibi henüz sonuç yok. İmralı cezaevi özelinde tüm cezaevlerinde ve tüm Türkiye'de şu an bir tecrit uygulanıyor aslında. Cezaevlerinden binlerce haber gelmekte. İşkenceler olduğu söylenmektedir. Yani haberleşme, yani bir insanın avukatıyla görüştürülmemesi, ailesiyle görüştürülmemesi de işkence yasağıdır. Yani bunu hani fiziki olarak illaki algılamak gerekmiyor işkenceyi. Bunun tamamen nasıl diyeyim, ailesiyle görüştürülmemesi, toplumdan tamamen izole edilmesi, hiçbir şekilde haberinin alınmaması da işkencedir. Ki nitekim AİHM 18 Mart 2014 tarihinde şeye karar verdi. Öcalan İkinoğlu kararında Türkiye'de yer alan infaz kanununun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler yönünden işkence yasağının ihlali olarak karar verdi. Ancak Türkiye bunu uygulamadı. Bunun üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yani başvuru yapılmış. Türkiye'nin bu ihlal kararını verildikten sonra Türkiye'de hala uygulanmadığını tespit etmiştir. Ve Eylül'e kadar yani bu bizim Eylül 2022 tarihine kadar da Türkiye'ye süre vermişler. Yani Eylül'e kadar bunun Türkiye'de uygulanması gerekiyor. Çünkü bir insanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir insanın tecrit içerisinde kalması ve tamamen izole bir şekilde yaşaması AİHM kararıyla işkence yasağının ihlalidir. Türkiye'de bu şu an uygulanmıyor. Uygulaması için de Bakanlar Komitesi Türkiye'ye süre vermiş ve Eylül'de sonucunu bekleyeceğiz. Aslında Türkiye uygulayacak mı, uygulamayacak. Çünkü İmralı Cezaevinde ağırlaşan tecrit sistemiyle beraber şimdi diğer cezaevlerinin hepsinde de ciddi anlamda bir tecrit var. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hükmü kesinleştikten sonra teklik koğuşlarda kalıyorlar. Tamamen izole bir yaşam sürdürüyorlar. Bu insan haklarına aykırı bir durumdur. Poster bozuk hava muhalefeti var. Bundan dolayı görüştürülmüyordu. Şimdi de disiplin cezalarıyla işte 3 aylık, 6 aylık işte avukat görüş yasaklığı, aile görüş yasaklığı gibi bu şekilde bir hukuki kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Ancak zaten mesela bu disiplin cezalarının verilmesi de tamamen hukuk dışı bir, yani o disiplin cezalarının neye göre itiraz süreleri tam olarak uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Yani Asır Hukuk Bürosu tarafından zaten bu takip ediliyor ama o da çok hukuki bir şekilde süreç işletilmiyor. Yani avukatlara tebligat yapılmıyor. Avukatların o itiraz süreleri hakkında yani ciddi anlamda sıkıntılı bir durum var şu an. Verilen disiplin cezaları çok da hukuki kılıfa uydurulmaya çalışılıyor. Ancak yani şu şekilde yani sen bunun hukuki olmadığını dile getirebilirsin. Sen bunun itirazını yapabilirsin. Ama orada uygulanan hukuk özel bir hukuk olduğu için senin itirazların da hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Senin yani nasıl diyeyim yaptığın itirazlar çok fazla dikkate alınmaz. Çünkü İmralı'da uygulanan hukuk şu an özel bir hukuk. Yani herhangi bir yerde görülmeyen bir hukuk açıkçası. Bu da aslında işi tamamen çözümsüzlüğe götürüyor.
Yani bizler açısından, tüm Türkiye açısından, tüm halklar açısından açıkçası ciddi bir çözümsüzlük şu anda. Bunu da hukuki kılıf altında yapıyorlar. Ancak bunlar zaten politik kararlar. Biz bunları biliyoruz zaten. Hani buna göre itirazlarımızı yapıyoruz ama dediğim gibi özel hukuk uygulandığı için itirazlarımız çok da onlar için bir önem teşkil etmiyor. Tarafımızca aynı şekilde hukuk kurumları olarak biz uluslararası mekanizmaların, işte CPT'dir, başka yerlerdekidir, BM'dir. Biz gelip birebir İmralı'da gözlem yapmalarını ve buna göre de raporlaştırma yapmalarını istiyoruz. Aynı şekilde biz kendimiz hani veri açıklaması yapıyoruz. Bu şekilde bir hukuk dışı uygulama var diye. Ancak yani CPT'nin evet tespiti var. Hani şey, orada bir işkence yasağının ihlali var. İmralı'da, İmralı Fethi Hapishanesi ile ilgili. Ancak bununla ilgili uluslararası mekanizmaları devreye koyacak herhangi bir adımı yok. Yani söz konusu uluslararası kurumların işkence yasağına karşı, insan haklarına karşı olan bu uygulamaların kaldırılması için, işte hani uluslararası baskı yapılacak bir durumun devreye girmesi için herhangi bir adımları yok. Yani ciddi anlamda bir adımları yok. Ancak kendilerinin şey durumu da var. Hani İmralı'da uygulanan sistemin hukuk dışı olduğunu, insan haklarına aykırı olduğunu ve işkence uygulandığına dair tespitleri var. Ancak bunun kaldırılması yönünden, en azından uluslararası mekanizmaları devreye sokma yönünden herhangi bir adımları yok. Biraz daha kendilerini güvende hissetmediklerinden dolayı olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Türkiye'deki konjonktürün biraz daha değişmesi yönünde, o diyelim ki hem uluslararası yönden bir konjonktürün değişmesi hem de Türkiye'dekinin değişmesi yönünde devreye gireceklerdir. Ancak şu an bir savaş hali durumu olduğundan dolayı açıkçası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada süregelen bir savaş durumu olduğundan dolayı çok fazla bir adım atacaklarını düşünmüyorum ben. Sen insan haklarına saygılı olduğunu söyleyen bir kurumsun. Aynı şekilde işkence yasağına karşı durduğunu söyleyen bir kurumsun. Ancak yani İmralı'da yıllardır uygulanan bir tecrit sistemi var, işkence durumu var. Ancak buna karşı da herhangi bir şekilde etkin bir şekilde şey yapılmıyor, adımlar atılmıyor. Bunun için uluslararası mekanizmalar devreye sokulmuyor yani. Biz artık gerçekten durumun çok ciddi olduğunu, hani vahim bir durumda olduğunu, artık hani müvekkilimizle görüşmek istediğimizi, hani Sayın Abdullah Öcalan'la bir an önce görüşmek istediğimizi ve bunun için 775 avukat yazılı başvuruda bulundu. Aynı şekilde yine bunun başvuruları olacak, üzerinde işte durulacak. Bunlar da görüldükten sonra bu sefer de disiplin cezalarıyla hukuki olarak gelmeye çalışıyorlar. Biz bunun da üzerinde duracağız ama şimdi hukukta böyle bir durum yok. Yani Türkiye hukukunda mutlak bir iletişimsizlik, mutlak bir tecrit durumu, avukatlarla, aileyle hiçbir şekilde iletişimsizlik gibi bir durum açıkçası yok. Bunu Adalet Bakanlığı da çok iyi biliyor, hepimiz de çok iyi biliyoruz. Sadece Türkiye'de uygulanan hukuk ya da var olan hukuk İmralı'da uygulanmıyor. Biz de aslında herkese uygulanan hukukun İmralı'da da uygulanmasını talep ediyoruz. Hani çok farklı bir talebimiz de yok. Kabul etmiyoruz da, aynı şekilde başvurularımızı da yapıyoruz. Biz bir an önce Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek istiyoruz. Onun güvenliğinden, onun sağlığından endişe ediyoruz. Tekrardan hani dediğimiz gibi bunu sürekli bir yani sürdüreceğiz. Hani nereye kadar giderse. AYM başvuruları olur, AHİM başvuruları olur. Nereye kadar gidecekse de biz bunun başvurularını yapacağız ve bir an önce de Sayın Abdullah Öcalan'la da görüşme talebimizi her daim dile getireceğiz.